Kazgın İletişim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimdeki powerbank özelliklerden bahsetmeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz powerbank nasıl çalışıyor, özellikleri nelerdir, neler ekleyebiliriz onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bazı modellerde şu hemen kenarında veya bir köşesinde soket yeri var şarja takmak için. Örneğin bunun içinde bir batarya var. Hemen göstereyim. Powerbankların içinde şöyle bir batarya mevcut. Yani normalde onun içinde de şöyle bir batarya var. O batarya bittikten sonra haliyle şarja takmanız gerekiyor. Yani bu harici batarya özellikleri nelerdir onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Örneğin bunun içinde şarjı var. Şarjı full. 2-3 kere telefonunuzu doldurdunuz. Tabi bu bittikten sonra haliyle bunu da doldurmanız gerekiyor. Evet, böyle bir batarya şöyle bir kutunun içerisine koymuşlar. Onun şarjı bittikten sonra şarj etmeleri lazım. Hemen elimde bir powerbank daha var. Onu da sizlere göstereceğim. Evet, şu görmüş olduğunuz da powerbank kıymetli izler. Elimdeki. Şurada şarj yeri var kıymetli izler. Bu da görmüş olduğunuz gibi ikinci çıkış. USB çıkışı. Bu ne olabilir? Hemen onu da sizlere anlatacağım. Örneğin sizin power bankınız dolu. Şu şekilde de yapabiliriz kıymetli izleyiciler. Şu şekilde hemen göstereyim. Evet, şu şekil şarja takabiliyoruz kıymetli izleyiciler. Bu modelde böyle. Ama diğer modelinde hemen göstereyim. Şarjı takmak için şarj soketi yok. Gördüğünüz gibi bunda vardır ama bunda yok. Ama niye yok? Veya da buna nasıl bakabiliriz? Sizler bir ürün alırken acele etmemeniz lazım. İlk önce internete girin, özelliklerden bakmaya veya anlamaya çalışın. Evet, şu anda hemen sizlere anlatacağım. Aslında çok kıymetli bir powerbank. Bayağı bir özelliklidir. Ama yeter ki siz özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Evet, şu anda göstereyim. Şunu çıkardım. Şu normalde Luna şarj, yani Samsung'lar, LG, HTC'leri şarj edebiliyoruz. Hemen deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde şarj ettik. Hemen çıkarıyorum. Şu görmüş olduğunuz, şu ne işe yarıyor? Evet, onu hemen anlatalım. Hemen ev şarjı başlığına takıyoruz. Hemen şu şekil, şunun içinde de aynı şekil yatağı vardır. Onu temas ederek şu şekil hemen şarja takalım. Evet, şarj edip etmediğini nasıl anlarız? Hemen şuradan gösterelim. Evet, şunu da gördüğünüz gibi buradan mavi noktalar mevcut. Onu biraz daha ekrana getirmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde şarj etmekte kıymetli izleyiciler. Yanım söylemekten hemen. Tam temas etmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle yanım sönmesi gerekiyor kıymetli izleyiciler. Şu şekilde. Hemen göstereyim. İlk taktığımızdan bütün ışıklar yanmakta. Şu şekil kıymetli izleyiciler. Daha sonra yanım sönmekte. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şarj alıyor. Şimdi ev başlığını şarj nasıl edildiğini gösterdim. Bir de araç şarjıyla, şu araç başlığıyla bunu nasıl şarj ederiz onu sizlere göstereceğim. Örneğin arabadasınız. Bunu doldurmanız gerekiyor. Hemen şu aparatı şu başlığa takarak bunu nasıl yaparız? Burada araç olmadığı için
Evet kıymetli izleyiciler, şu anda gördüğünüz gibi hemen ışıkları da göstereyim. Evet şu şekilde şarj etmekte kıymetli izleyiciler. Şu şekil gördüğünüz gibi. Aslında gördüğünüz gibi ne kadar kıymetli bir alet olduğunu gördünüz. Şu anda tekrar takıyorum. Gördüğünüz gibi ışığı yanmakta. Şurada ışık mevcut gördüğünüz gibi. Evet şu anda da şarj alıyor. Hemen çıkaralım oradan. Gördüğünüz gibi bayağı bir özellikli powerbank. Bu tarafına normal Samsung'lar, HTC, LG'leri takıyoruz. Hemen tekrar takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler bu şekilde şarj etmekte. Şu tarafı da göstermiş olduğum gibi hem araç başlığa takıyoruz hem de ev başlığa takarak işlemimizi yapabiliriz. Bir daha bir özelliği var, onu da sizlere tanıtacağım. Hemen şunun içinde bir aparatımız daha var. Gördüğünüz gibi hemen bunu da çıkarıyorum. Bu da iPhone başlığı. Aynı zamanda iPhone'ları da şarj edebilirsiniz. Evet şu şekilde kıymetli izleyiciler. Bunu da iPhone cihazı veya da iPad cihazı bu şekilde de şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir özellikli powerbank. Tekrar gördüğünüz gibi bir daha işte bir aparat var. Ona takarak şu şekilde kapatıyoruz. Eğer elinizde de böyle bir aparatınız varsa, kafanıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz bizlere. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.